Hz. Mehdi aleyhisselam akıl almaz özelliklere adetullah'a aykırı olarak gelmeyecek, tüm peygamberlerde olduğu gibi aklın kabul edeceği adetullah'a uygun özelliklerle gelecektir. Hz. Mehdi aleyhisselam insanların isteseler de istemeseler de iman etmeye mecbur kalacakları gibi bir görünüm içerisinde ortaya çıkmayacaktır. Tam tersine Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın makul ve adetullaha uygun bir görünümü ve buna yine adetullaha uygun makul bir hayatı olacaktır. Zaten bu sebeple Hz. Mehdi Aleyhisselam halk arasında kolayca tanınmayacak ancak zamanla fark edilecektir. Bediüzzaman Said Nursi'nin de belirttiği gibi yakın talebeleri bile ancak imanın nuruyla ona dikkat ettiklerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı fark edeceklerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım onun alametleri gelmiştir. Muhammed Suresi 18 Ayetinin bir nüktesi, ince manası, bu zamanda akide-i avamı müminini, vikaye, halktan müminlerin iman seviyesini ve şübehattan muhafaza, şüphe ve tereddütlerden korumak için yazılmış. Ahir zamanda vuku'a gelecek hadisata, gerçekleşecek olan olaylara dair hadislerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur'aniye, Benzetmelerle anlatılan Kur'an ayetleri gibi derin manaları var. Muhkemat Kur'an'ın yoruma gerek kalmayacak şekildeki açık ayetleri gibi tefsir edilmez, yorumlanamaz ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde açıklamak yerine tevil ederler. Başka bir şekilde yorumlarlar. Halbuki o ayetlerin tefsirini, gerçek yorumunu Allah'tan ve ilimde derinlik ve istikamet, doğruluk sahibi olanlardan başkası bilmez. Ali İmran suresi 7 sırrıyla vukuundan ortaya çıkışından sonra tevilleri gerçek manaları anlaşılır ve murat kastedilenin ne olduğu bilinir ki ilimde rasih olanlar ilimde derinleşmiş dini bilgileri sağlam ve kuvvetli olanlar biz buna inandık. Muhkem ayetlerde müteşabih ayetlerde hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir. Ali İmran suresi 7 deyip o gizli hakikatleri ishar ederler, açığa çıkarırlar. Şualar 5. şua. Sayfa 578. 1. nokta. İman ve teklif sorumluluk, ihtiyar dairesinde irade ve bir şeyi tercih edebilme gücü açısından bir imtihan, bir tecrübe, bir musabaka, yarışma olduğundan perdeli, üstü örtülü ve derin ve tetkik, inceleyip araştırma ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri gerektiren teorik kuralları elbette bedihi çok belirgin ve açık olmaz ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri, gerekli olmaz. Ta ki Ebu Bekirler alayı illiğine, yücelerin en yücesine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfeli safiliğine, aşağıların en aşağısına düşsünler. İhtiyar kalmazsa insandaki bir şeyi tercih edebilme gücü yani irade ortadan kalkarsa teklif olmaz. O zaman kişinin sorumluluğu da kalmaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Çok nadir olarak mucize gerçekleşir. Hem dar teklifte, dünyanın imtihan ortamında gözle görünecek olan alameti kıyamet, kıyametin kopmasını haber veren şartlar ve eşratı saat, kıyametin kopmasını haber veren belirtiler, bir kısım müteşabihati Kur'aniye, Kur'an'daki hükme açık olmayan, yorumlanması gereken ayetler gibi kapalı ve tevilli, yorum gerektirecek şekilde oluyor. Yalnız güneşin mağripten çıkması, batıdan doğması bedahat derecesinde çok açık bir şekilde herkesi tasdike mecbur ettiğinden, herkesin görüp inanacağı bir olay olacağından tevbe kapısı kapanır. Daha tevbe ve iman makbul olmaz. Bu olay gerçekleştikten sonra Allah katında kişinin tevbesi ve iman etmesi kabul edilmez. Çünkü Ebu Bekirler Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar o zaman iyiler de kötüler de bu gerçekleri kabul eder ve her ikisi de aynı konumda olmuş olurlar. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulü, ikinci kez yeryüzüne inişi dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur imanın dikkatiyle bilinir, iman gözüyle, iman nuruyla fark edilebilir. Herkes bilemez. İkinci nokta. Peygamber'e bildirilen umumu gaybiye Gaybe ait bilinmeyen işlerin ve gelişmelerin bir kısmı tafsil ile detaylarla bildirilir. Bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'an'ın ve hadisi kutsinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği Allah'ın Kur'an'ın dışındaki sözlerinin yer aldığı hadislerin muhkematı yoruma gerek kalmayacak şekilde açık olanları gibi ve diğer bir kısmı icmal ile özet olarak bildirilir. Tafsilat, ayrıntıları ve tasviratı tasvir ve anlatımları onun içtihatine havale edilir. Dinen kesin olarak hüküm belirtilmeyen konular olması sebebiyle peygamberin Kur'an ve hadise dayanarak açıklayıp hüküm vermesine bırakılır. İmana girmeyen hadisati kevniyeye, imani konuların dışında kalan kainatta gerçekleşen olaylara ve vukuat-ı istikbaliyeye, gelecekte meydana gelecek olaylara dair hadisler gibi bu kısımda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belagatıyla amaca ve şartlara en uygun olacak şekilde yaptığı güzel, yerinde, isabetli ve hikmetli anlatımlarıyla temsiller suretinde kıyaslama şeklinde benzetmelerle sırrı teklif hikmetine muvafık, imtihanın sırrına uygun olarak tafsil ve tasvir eder. Konuları ayrıntılı olarak anlatır ve bunları örneklerle açıklar. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi dedi. Ya Resulullah 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti. Cehenneme gitti. Müslim Cennet 31. Hadis no 2844. Müsned 3 341 346. Bu örnek peygamberin yüksek beligane kelamının kusursuz yerinde, hale ve duruma uygun şekilde yaptığı güzel, yerinde, isabetli ve hikmetli anlatımlarıyla temsiller suretinde kıyaslama şeklinde benzetmelerle sırrı teklif hikmetine muvafık, imtihanın sırrına uygun olarak tafsil ve tasvir eder. Konuları ayrıntılı olarak anlatır ve bunları örneklerle açıklar. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi ferman etti ki bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi dedi. Ya Resulullah 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti. Cehenneme gitti. Bu örnek peygamberin yüksek beligane kelamının kusursuz yerinde hale ve duruma uygun şekilde söylediği sözünün tevilini, yorumunu ve açıklamasını gösterdi. Üçüncü nokta, iki nüktedir. Birincisi, teşbihler ve temsiller suretinde benzetmeler ve kıyaslama tarzında örnekler kullanılarak rivayet edilen, nakledilen bir kısım hadisler müruru zamanla aradan zaman geçtikçe avamın nazarından halk arasında hakikati telakki edildiğinden, dıştan görünen anlamıyla doğru olarak kabul edildiğinden vakıa mutabık çıkmıyor. Söz konusu hadisler gerçekleşen olaylarla uygun görünmemiştir. Aynı hakikat gerçeğin kendisi olduğu halde vakıa mutabakatı görünmüyor. Olayların aslında hadislerde anlatılanlarla birebir aynı olduğu fark edilemiyor. İkincisi, bir kısım hadisler İslamların ekseriyeti noktasında Müslümanların çoğunluk olduğu veya hükümeti İslamiyenin veya merkezi hilafetin noktayı nazarında vurud ettiği, İslam ahlakının yaşandığı veya hilafetin merkezinin bulunduğu yere yönelik olduğu halde umumi ehli dünyaya şamil, tüm insanlara yönelik olduğu zannedilmiş ve bir cihette hususi bulunduğu halde belirli bir kesime özel olduğu halde külli ve am telakki edilmiş. Bütün insanları içine alan ve genel bir husus olarak kabul edilmiştir. Dördüncü nokta. Ecel ve mevt, ölüm vakti ve ölüm gibi umuri gaybiye çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı misillu, bilinmeyen işlerin birçok hikmet ve maksada yönelik olarak gizli kalması gibi Dünyanın sekeratı ve mevti, dünyanın can çekme anı ve ölümü ve nevi beşerin ve cinsi hayvanın, insanların ve hayvanların eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için birçok fayda ve hikmetle gizlenilmiş. Hem eğer muayyen olsa, eğer bu konuda açık olarak bilinseydi, bir kısım hakaiki imaniye, imanın bazı esasları ve gerçekleri bedehat derecesine girer, çok açık ve aleni bir şekilde görünecek hale gelir herkes ister istemez tasdik eder, bütün insanlar bu gerçeklere inanıp iman ederlerdi. İhtiyar, vicdan kullanılarak bir şeyi tercih edebilme gücü ve iradeyle bağlı olan sırrı teklif, dünya hayatındaki imtihanın sırrı ve hikmeti iman bozulur, iman etmenin ardındaki hikmet ve amaç da ortadan kalkmış olurdu. İşte bunun gibi çok maslahatlar için umuru gaybiye, geleceğe ait bilinmeyen işler ve gelişmeler, bu gibi çok çeşitli amaç ve hikmetlerle gizli kaldığından Herkes her dakika hem ecelini hem bekasını, herkes aynı anda hem ölümünü hem de hayatını düşündüğü için hem dünyaya hem ahiretine çalışabildiği gibi her asırda dahi hem kıyamet kopacağını hem dünyanın devamını düşünebildiği için hem dünyanın faniliğinde hayatı bakiyeye, geçici dünya hayatında sonsuz hayatına hem hiç ölmeyecek gibi imareti dünyaya, dünyasını güzelleştirmeye çalışabilir ve ekseri hadisat-ı gaybiye madde aleminde gelecekte meydana gelecek olayların pek çoğunun böyle hikmetli bulunduğundandır ki gayipten gelecekten haber vermek yasak edilmiş. Allah'ın adetullahındaki gaybı ancak Allah bilir düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki medarı teklif, dinin gerektirdiği sorumluluklar, dinin emir ve yasakları ve hakaiki imaniyeden İmanın esaslarından başka olan umuru gaybiyeden izni rabbani ile Allah'ın izni ve takdiriyle geleceğe ait bilinmeyen ve gizli olaylardan haber verenler dahi yalnız işaret suretinde işaret türünden perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Üstü kapalı bilgiler vermişlerdir. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur'da peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki o kitapların bir kısım tabileri o kitaplara uyan bir kısım insanlar tevil edip bu gerçekleri kendilerine göre yanlış yorumlayarak iman etmediler. Fakat itikadı imaniyeye giren meseleleri, imanın inanç esaslarıyla ilgili konularda tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek, açıklayarak ve tekrarlayarak haber vermek ve açık bir surette tebliğ etmek, açıkça anlatmak hikmeti teklifin muktezası, insanın imtihanındaki sorumlulukları açısından gerekli olduğundan Kur'an-ı Mucizül Beyan ve Tercüman-ı Zişan'ı aleyhissalatu vesselam Allah'tan aldığı bilgileri insanların anlayacağı şekilde anlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umuru uhreviyeden tafsilen ahirete ve yönelik konuları ayrıntılı olarak ve hadisat-ı istikbaliyeyi dünyeviyeden icmalen dünyanın geleceğine yönelik konuları da özetle haber vermişler. 5. nokta. Deccal'in asırlarına ait olan harikaları onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onlara bağlantılı olarak nakledildiğinden, onların şahıslarından südur edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, bu özelliklerin onların şahıslarında görüleceği kabul edildiği ve öyle zannedildiği için o rivayet müteşabih olmuş, rivayetin anlamı örtülmüş, manası gizlenmiş. Mesela tayyare, uçak ve şimendiferle, trenle gezmesi. Hem mesela meşhur olmuş ki İslam decceli öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan İstanbul'da dikili taşta bütün dünyaya bağıracak. Müslim Fiten 34. Ve herkes o sesi işitecek ki o öldü. Yani pek acip şaşırtıcı ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyoyla bağırılacak, haber verilecek. Hem deccelin rejimine, yönetimine ve teşkil ettiği komitesine, oluşturduğu gizli cemiyetine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı korkunç uygulamaları onun şahsıyla münasebetler rivayet edilmesi cihetiyle bağlantılı olarak nakledildiği için manası gizlenmiş. Mesela hadiste o kadar kuvvetlidir ve devam eder. Yalnız Hz. İsa aleyhisselam onu öldürebilir. Etkisiz hale getirir. Başka çare olmaz. Tırmızı Fiten 62 Ebu Davud Melahim 14 Müsnet 3 420 El Hakim El Müstedrek 4 529 530 diye rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini, usulünü ve yırtıcı rejimini yönetimini bozacak, öldürecek, etkisiz hale getirip manen yok edecek. Ancak semavi ve ulvi, halis, Allah katından gönderilmiş ve yüce, samimi, katıksız bir din İsevilerde zuhur edecek, Hristiyanlarda ortaya çıkacak. Ve hakikati Kur'aniye iktida ve ittihat eden bu İsevi dinidir ki, Kur'an gerçeğine tabi olan ve İslamiyet ile birlik olup birleşen bu Hristiyanlık dini, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ile ikinci kez yeryüzüne gelişiyle o dinsiz meslek yol mahvolur, manen ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezde ile öldürülebilir. Hem bir kısım ravilerin, hadis rivayet eden kimselerin kabili hata içtihatları ile olan tefsirleri ve hükümleri hatalı şekilde hüküm çıkararak yaptıkları yorumları hadis kelimelerine karışıp hadis zannedir. Mana hadislerin gerçek anlamı gizlenir. Vaka mutabakatı görünmez. Dolayısıyla bu hadislerin gerçekleşen olaylara uygun düştüğü anlaşılmaz. Müteşabi hükmüne geçer. Bunların yorumlanmaya ihtiyacı olan hadisler olduğu sanılır. Hem eski zamanda bu zaman şimdiki gibi cemaatin, topluluğun ve cemiyetin şahsı manevisi inkişaf etmediğinden, toplumun manevi kişiliği açığa çıkmadığından ve fikri infiradı galip olduğundan, birçok özelliği tek bir kişi üzerine yükleme düşüncesi ağır bastığından, cemaatin sıfatı azimesi ve büyük hareketi, topluluğun belirleyici özelliği ve büyük hareketleri, o cemaatin, o topluluğun başında bulunan şahıslara verildiği cihetiyle, o şahıslar harika ve küllü sıfatlara layık ve muafık olmak, bütün özelliklere uygun düşmesi için yüz derece cinsinden ve kuvvetinden büyük bir acübe alışılmışın dışında çok garip cisim ve müthiş bir heykel ve çok harika bir kuvvet ve iktidar bulunmak lazım geldiğinden öyle tasvir edilmiş. Gerektiğinden gözde öyle canlandırılıp öyle anlatılmış. Vakıa mutabakatı görünmüyor. Gerçekleşen olaylara uygun olmayınca ve o rivayet müteşabih olur. Hem büyük Hz. Mehdi'nin halleri, özellikleri, sabık, önceki Hz. Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor. Uygun olmadığından hadisi müteşabi hükmüne geçer yorumlanmaya ihtiyacı olan hadisler olduğu düşünülür. Andolsun alametleri geldi ayetinin derin manalarından biri de bu zamanda halktan müminlerin imanını korumak ve şüphelerden arındırmak için yazılmış olmasıdır. Ahir zamanda meydana gelecek olaylara dair hadislerin bir kısmının benzetmelerle anlatılan Kur'an ayetlerinde olduğu gibi derin anlamları vardır. Bu hadisler anlamı açık olan ayetler gibi yorumlanmaz ve bu yorumları herkes bilmez. Ancak kimileri bu hadisleri açıklamak yerine bunları başka bir şekilde yorumlarlar. Onun gerçek yorumunu ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Sırıyla bu hadislerin gerçek manaları ve kastedilenin ne olduğu ancak bu olaylar ortaya çıkıp gerçekleştikten sonra anlaşılır. İlimde derinleşmiş, dini bilgileri sağlam ve kuvvetli olanlar, ''Biz buna inandık, muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir.'' Ali İmran suresi 7 deyip o gizli gerçekleri açığa çıkarırlar. Birinci nokta. İman ve sorumluluk, irade ve bir şeyi tercih edebilme gücü açısından bir imtihan, tecrübe ve bir yarışma olduğundan perdedi yani üstü örtülü, derin ve inceleyip araştırma ve tecrübe gerektiren konuları elbette çok belirgin ve açık olmaz. Ve bu konular vicdan kullanmaksızın herkesin ister istemez kabul edeceği gibi mecburen inanılacak şekilde olmaz. Çünkü ancak o zaman Ebu Bekirler yücelerin en yücesine çıkabilir ve Ebu Cehiller de aşağıların en aşağısına düşebilirler. Eğer insandaki bir şeyi tercih edebilme gücü yani irade ortadan kalkarsa bu durumda kişinin sorumluluğu da kalmaz. Mucizelerin çok nadir olarak gerçekleşmesinin sırrı ve hikmeti de budur zaten dünya hayatındaki kıyametin kopacağını haber veren şartlar ve kıyametin kopmasını haber veren belirtiler, Kur'an'daki hükmü açık olmayan, yorumlanması gereken bazı ayetler gibi kapalı ve yorum gerektirecek şekilde oluyor. Yalnız güneşin batıdan doğması çok açık bir şekilde herkesin görüp inanacağı bir olay olacağından tevbe kapısı kapanır ve bu olay gerçekleştikten sonra Allah katında kişinin tevbesi ve iman etmesi kabul edilmez.'' Çünkü o zaman Ebu Bekirler ve Ebu Cehiller yani iyiler de kötüler de bu gerçekleri kabul eder ve her ikisi de aynı konumda olmuş olur. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne inişi ve kendisinin İsa Aleyhisselam olduğu dahi ancak iman gözüyle, iman nuruyla fark edilebilir. Herkes bilemez. İkinci nokta. Geleceğe yönelik bilinmeyen işlerin ve gelişmelerin bir kısmı peygambere detaylı olarak bildirilir. Bu konuda şahsi olarak isteğe göre müdahale edilmez ve karışamaz. Kur'an'ın ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği hadislerin yoruma gerek kalmayacak şekilde açık olanları gibi. Ancak bu hadislerin bir başka kısmı ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadece özetle bildirilir. Açıklamalar ve tasvirler peygamberin anlayışına bırakılır. Örneğin imani konuların dışındaki kainatta gerçekleşen ve gelecekte meydana gelecek olaylara dair hadisler gibi. Bu kısımda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amaca ve şartlara en uygun olacak şekilde yaptığı, yerinde, isabetli ve hikmetli anlatımlarıyla kıyaslama tarzında benzetmelerle bu konuları imtihanın sırrına uygun şekilde ayrıntılı olarak örneklerle açıklar. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Buyurdu ki: bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu hayret verici haberden sonra birisi geldi dedi: "Ya Resulallah, 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti. Cehenneme gitti." Müslim Cennet 31. Hadis no: 2844. Müsned 3 341 346. Bu örnek peygamberimizin kusursuz, yerinde, hal ve duruma en uygun şekilde söylediği sözünün yorumunu ve açıklamasını gösterdi. 3. nokta. İki derin anlamlı sözdür. Birincisi, benzetmeler ve kıyaslamalar tarzında örneklerin kullanıldığı bir kısım hadisler. Aradan zaman geçtikçe halk arasında dıştan görünen anlamıyla kabul edilmiş, bu sebeple de meydana gelen gelişmelerin hadislere uygun görünmemiştir. Hadiste anlatılan olaylar aslında tam olarak gerçekleştiği halde bunların birebir anlatıldığı şekilde gerçekleştiği anlaşılamıyor. İkincisi, bazı hadisler Müslümanların çoğunluk olduğu, İslam ahlakının yaşandığı veya hilafetin merkezinin bulunduğu yere yönelik olduğu halde bu hadislerin tüm insanları kapsadığı ve bütün dünyaya yönelik olarak anlatıldığı zannedilmiş ve belirli bir kesime özel olduğu halde bütün insanları içine alan ve genel bir husus olarak kabul edilmiştir. Dördüncü nokta, ölüm vakti ve ölüm gibi bilinmeyen işlerin birçok hikmet ve maksata binaen gizli kalması gibi dünyanın can çekişme anı ve ölümü ve insanların ve hayvanların ölümü olan kıyamet de birçok fayda ve hikmetle gizlenilmiştir. Eğer bu konular açık olarak bilinseydi imanın bazı esasları ve gerçekleri çok açık ve aleni bir şekilde görünecek hale gelir ve bütün insanlar vicdan kullanmaksızın ister istemez bu gerçekleri kabul etmek durumunda kalır ve iman ederlerdi. O zaman vicdan kullanarak bir şeyi tercih edebilme gücü ve iradeye dayalı olan imtihanın sırrı ve iman etmenin ardındaki hikmet ve amaç da ortadan kalkmış olurdu. İşte geleceğe dair bilinmeyen işler ve gelişmeler bu gibi çok çeşitli amaç ve hikmetlerle gizli kaldığından Herkes aynı anda hem ecelini hem de hayatını düşündüğü için hem dünyaya hem de ahiretine çalışabilir. Aynı şekilde her asırda da hem kıyamet kopacağını hem de dünyanın devamını düşünebildiği için hem geçici dünya hayatında sonsuz ahiret hayatını hem de hiç ölmeyecekmiş gibi dünyasını güzelleştirmeye çalışabilir. Ve maddi alemde gelecekte meydana gelecek olayların çoğunun böyle hikmetleri olduğundan gelecekten haber vermek yasak edilmiştir. Allah'ın adetullahındaki gaybı ancak Allah bilir kuralına karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki Allah'ın izni ve takdiriyle dinin gerektirdiği sorumluluklar ve imanın esasları dışındaki konularda geleceğe yönelik bilinmeyen ve gizli olaylardan haber veren kimseler dahi sadece işaret türünden üstü kapalı bilgiler vermişlerdir. Hatta Tevrat, İncil ve Zebur'da peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler bile bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki o kitaplara uyan bir kısım insanlar bu gerçekleri kendilerine göre yanlış yorumlayarak iman etmediler. Fakat imanın inanç esaslarıyla ilgili konularda açıklayarak ve tekrarlayarak haber vermek ve açıkça anlatmak imtihanın sırrı gereği olduğundan Kur'an ve Allah'tan aldığı bilgileri insanların anlayacağı şekilde anlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete dair konuları ayrıntılı olarak gelecekte dünya üzerinde meydana gelecek olayları da kısaca haber vermişlerdir. 5. Nokta Deccal'in asırlarına ait olan harikaları onlarla bağlantılı olarak nakledildiğinden bu özelliklerin onların şahıslarında görüleceği kabul edildiği ve öyle zannedildiği için o rivayetin anlamı örtülmüş, manası gizlenmiş. Mesela uçak ve trenle gezmesi. Hem mesela ünlü olmuş ki İslam Deccal'i öldüğü zaman ona hizmet eden şeytan İstanbul'da dikili taşta bütün dünyaya bağıracak Müslim fiten 34 ve herkes o sesi işitecek. O öldü. Yani pek şaşırtıcı ve şeytanları bile hayrette bırakan radyo ile bağırılacak. Haber verilecek. Hem Deccal'in yönetimine ve oluşturduğu gizli derin dünya devleti ve hükümetine ait garip halleri ve korkunç uygulamaları onun şahsıyla bağlantılı olarak rivayet edildiği için anlamı gizlenmiş. Mesela hadiste o kadar kuvvetlidir ve devam eder. Yalnız Hz. İsa aleyhisselam onu öldürebilir. Başka çare olamaz. Tırmızı Fiten 62 Ebu Davud Melahim 14 Müslim 3 420 4 226 El Hakim El Müstedrek 4 529 530 diye rivayet edilmiş. Yani onun usulünü ve yırtıcı yönetimini bozacak, öldürecek ancak Allah katından gönderilmiş ve yüce, samimi, katıksız bir din Hristiyanlarda ortaya çıkacak ve Kur'an gerçeğine tabi olup İslamiyet ile birleşen Hristiyanlık dinidir ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın inişiyle o dinsiz ekol mahvolur, manen ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir. Hadis rivayet eden kişilerin bir kısmının hatalı şekilde hüküm çıkararak yaptıkları yorumlar hadislerin kelimelerine karışıp hadis zannedilir. Bu sebeple de hadislerin gerçek anlamı gizlenir. Dolayısıyla bu hadislerin gerçekleşen olaylara uygun düştüğü anlaşılamaz. Bunların yorumlanmaya ihtiyacı olan hadisler olduğu sanılır. Eski zamanlarda şimdiki gibi topluluğun ve toplumun manevi kişiliği ortaya çıkmadığından ve birçok özelliği tek bir kişi üzerine yükleme fikri hakim olduğundan topluluğun belirleyici özelliği ve büyük hareketleri o topluluğun başında bulunan kişilere verildiği için o kişiler Harika tarzında ve bütün özelliklere uygun düşmesi için yüz derece cinsinden ve kuvvetinden büyük alışılmışın dışında şaşılacak bir cisim ve müthiş bir heykel ve çok harika bir kuvvet ve kudret gerektiğinden gözde öyle canlandırılıp öyle anlatılmış. Bu yüzden de bu hadislerin gerçekleşen olaylara uygun düştüğü anlaşılamaz. Bunların yorumlanmaya ihtiyacı olan hadisler olduğu sanılır. Hem büyük Hz. Mehdi'nin halleri önceki Hazreti Mehdi'lere işaret eden rivayetlere uygun çıkmıyor, yorumlanabilir, anlamı kapalı hadis hükmüne geçer.''